Trencol birincilikte şampiyonluk mücadelesi veren Kocaeli Spor deplasmanda oynadığı maçta kendisi gibi şampiyonluk mücadelesi veren Bandırma Sporu 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyet aldı. Bandırma 17 Eylül stadyumunda oynanan maçı Ömer Faruk Turtay, Kemal Mavi ve Oğuz Kağan çalışarak hemüştüsü yönetti. Bandırma Spor maça Juanis Gikelios, Rahmetullah Berişbek, Sergen Sol, Taha Batuhan Yayıkçı, Mehmet Mimaroğlu, Rimi Mulumba, Mehmet Özcan, Batuhan adı güzel, Mark Josefson, Levent Ayçiçek ve Musa Cihat 11 ile başladı. Kocaeli Spor ise maça Gökhan Değirmenci, Mehmet Yılmaz, Emir Ortakaya, Burak Öksüz, Atilla Turan, Mert Çölgeçen, Yusuf Cihat Çelik, Pedro Amaral, Daniel Kandeyaş ve Douglas Tanke 11 ile başladı. Maç Kocaeli Sporlu futbolcuların başlama vuruşu ile başladı. Maça taraftarlarının müthiş desteğiyle başlayan Kocaeli Spor maçın 21. dakikasında Amaral'ın golüyle 1-0 öne geçti. Golden sonra ataklarına devam eden Kocaeli Spor maçın 33. dakikasında golcü futbolcusu Tanken'in golüyle skoru 2-0 yaptı. İlk yarının kalan dakikalarında iki takımın çabası başka gol getirmedi ve maçın ilk yarısı Kocaeli Spor'un 2-0'luk üstünlüğüyle sona erdi. Maçın ikinci yarısına da etkili başlayan Kocaeli Spor maçın 51. dakikasında Barış Alıcı'nın golüyle 3-0 öne geçti. Maçın 68. dakikasında Serken'in ceza alanına girerken kaleye çektiği şutu kaleci Gökhan son anda kornere çeldi. Maçın 75. dakikasında Tanken'in topa vurmak isterken ayağı Batuhan'ın kafasına çarptı. Maçın hakem Ömer Faruk Turtay, Tanken'in Batuhan'a faal yaptığı gerekçesiyle Tanken'e direkt kırmızı kart gösterdi. Maçın 81. dakikasında Kuaku'nun ceza alanı içinde kafayla kaleye gönderdiği top az farklı avuta gitti. Maçın 94. dakikasında Tiyate'nin 6 pasta kaleye çektiği şutu kaleci Gökhan kurtardı ve maç Kocaeli Spor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Maçtan 3-0 galip ayrılan Kocaeli Spor şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyet aldı.